Tirit Anadolu'nun birçok yöresinde farklı şekillerde yapılıp çok sevilen bir etli çorba türümüzdür. Değerli kardeşlerim, tabii ki Şanlıurfa tiritinin yerini hiçbir tirit tutmaz. Tirit çok eski yıllardan beri Şanlıurfa'mızda sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında yapılan düğünlerde, öğleden önce yapılan düğünlerde misafirlere ikram edilen bir etli çorba, bir yemek türümüzdür. Bizim için vazgeçilmezdir. Tabii ki tiritin olmazsa olmazı ettir. Ama et deyince normal bir et değil. Önce Şanlıurfa'nın Karacada bölgesinde 1001 çeşit otla beslenmiş olan eke kuzuların etleri olacak. Şunda görmüş olduğunuz bir yılını doldurmamış eke kuzularımızın eti. Bitti mi? Bitmedi. Bir de sadece ve sadece arka bacağından temin edilmiş olan etlerle tirit yemeğimiz yapılır. Şu anda görmüş olduğunuz bu bir yerini doldurmamış olan kuzularımız. Biz bu kuzularımızın etlerini önce but kısmından ayıracağız. Bu görmüş olduğunuz bu et tirite olmaz. Tirite hangi etimiz olur? Tirite bu etimiz olur. Şu anda gördüğünüz bu etimiz tirit için en ideal, en güzel etimiz. Siz de şunu göreceksiniz. Bak değerli dostlar, değerli kardeşlerim. Siz bu etin rengini, bu etin ahengini Türkiye'de herhangi başka bir yerde göremezsiniz. Bu görmüş olduğunuz etlerimizi güzelce ayırdıktan sonra ne yapacağız? Bunu bu şekilde küçük parçalara ayıracağız. Bu şekilde ayırmış olduğumuz etlerimizi daha önce hazırlamış olduğumuz tenceremizin içerisine bırakacağız. Şu anda görmüş olduğunuz bu tenceremizin içerisine her şeyden önce bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi bu üzerindeki yağları alacağız. Bunun içerisine yağ olmayacak. Bu çok sağlıklı bu şekil görüyorsunuz. Yakın çekimden arkadaşlar. Bu şekil çok kaliteli bir eti temin ettikten sonra bu etlerimizi üstündeki sinirlerini hepsini alacağız. Bu etlerimizi tamamen lop et diye adlandırdığımız siyah et olarak tiritimizin hazırlığına başlayacağız. Böyle tiritimizi hazırladıktan sonra bunun üzerine yine aynı kuzularımızdan çıkmış olan bu kemiklerimizi, görmüş olan bu kemiklerimizi yanımızda bulunan satırla ortadan ikiye ayıracağız. Şöyle yakından çekerseniz içindeki ilikleri göreceksiniz. Bu kemiklerimizi iliklerle beraber etlerimizin üzerine dağıtacağız. Sadece tenceremizde bulunan etin ve kemiğin üzerine kaya tuzu ve bir miktar su ilave ettikten sonra yaklaşık 12 saat odun ateşinde fırınımıza bunu kendi deminde pişireceğiz. Bu et birazdan da sizin görmüş olacağınız gibi kendi halinde piştikten sonra böyle tiftiklenecek. Zaten kendi demini almış olan bir et kendi dağılma noktasına gelmişti. Biz onu tiftikleyeceğiz. Ondan sonraki aşamada dün akşamdan beri hazırlamış olduğumuz Şanlıurfa lavaş ekmeğini bayata bırakmışız. O ekmeğimizi de kare şeklinde dilimleyip tabaklarımıza dizeceğiz. Ondan sonra etlerimizi üzerine dağıtacağız. Daha sonra o etin suyunu o tabağın üzerine boca ederek yanında sarımsaklı yoğurtla misafirlerimizin önüne servis edeceğiz.
görmüş olduğunuz gibi Şanlıurfa'nın Karacadağ bölgesine yetişmiş olan kuzulardan elde etmiş olduğumuz etlerle hazırlanmış olduğumuz tritin ilk aşamasını geçmiş bulunmaktayız. Şöyle çok kaliteli bir et, üzerinde de aynı kuzunun ikiye bölünmüş, ilikleri dışarı çıkmış olan, kemikleriyle harmanlanmış olan etimiz. Birazdan ilave edeceğimiz kaya tuzu ve suyla birlikte bunu odun ateşinde 12 saat pişireceğiz. Ondan sonra yemeği yapım aşamasına geleceğiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi et tuzla kavuştu. Şimdi tabii sizin de görmüş olduğunuz gibi fırından çıkmış olan, pişmiş olan etlerimizi önce tiftikledik. Tiftikledikten sonra özellikle belirtmek istiyorum bakır kap. Bakır kapların içerisinde önce dün geceden hazırlamış olduğumuz bayatlasın diye suyu daha iyi çekmesi için bayata bırakmış olduğumuz lavaş ekmeğimizi tabağın altına döşedik. Onun üzerine tiftiklediğimiz etlerimizi döşedik. Daha sonra o et suyunu, kaynamış olan et suyunu sıcak sıcak o tabağın üzerine boca ettik. Tabak soğuk olduğu için o sıcak su soğuyacak. Biz o suyu tekrar iade geri boşalttık tencereye. Tekrar yeniden kaynar suyu dökmek suretiyle o ekmeğin daha çok suyu çekmesini, yemeğin de daha lezzetli olmasını sağladık. Hazırlamış olduğumuz tabağımızı yanına eklemiş olduğumuz sarımsaklı yoğurt, Urfa'nın vazgeçilemediği yeşil isotumuz, yine soğanımızla birlikte, yanında bir parça da limonla birlikte biz onu misafirlerimize servis ettik. Tabii özellikle kış aylarında, daha da doğrusu bu son dönemde üzerimizdeki bir bela olan COVID belasında Şanlıurfalıların ve Şanlıurfa'ya gelmiş olan bütün kardeşlerimizin vazgeçilmez olduğu bir lezzet türüdür. İçerisinde çok güçlü bir miktarda antibiyotik barındıran safran bitkisiyle harmanlanmış olduğumuz antibiyotik özellik çok fazla olan safran bitkisini baharatında kullanmış olduğumuz tritimiz gerçekten tatmaya değer bir lezzetimizdir. Bütün kardeşlerimize şu anda ekranları başında bizi izlemekte olan bütün kardeşlerimize Şanlıurfa'ya, Şanlıurfa kültürünü, Şanlıurfa'nın güzel yapısını, güzel coğrafyasını, güzel insanlarını ve eşsiz lezzetlerini tatmaya bekliyoruz efendim. Thank you.
Limon ver. Şimdi elmayı bak. Gel limon ver. Yusuf, tek bir şey var. Getirdin mi? Bunu çeksin. Limon verdim mi? Limon verdim. Efendim afiyetler olsun. Tıraş oldu. Değil mi? Oldu. Yolu açacağız. Yerine bırak. Şimdi bunu çekiyorum. Ben söyleyeceğim, ne dediğini söyleyeceğim.